Faslı Salis İsma-i Adad beyanındadır. Asıl İsma-i Adad yani sayıların isimleri iki mürtebe itibar olunur ki Ahad ve Aşer ve Aşer ittir. Ahad belirli birler yani birden dokuza kadar olan adetlerdir. Aşerat onlar yani ondan 90'a kadar olan adetlerdir. Ahad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aşerat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bunlar reis, aşerat, evlub, her birinin ahirine ahad den biri ilave olunarak 11, 12, 4, 12, deyu 19 kadar sayılır. Badehu 21, 22, deyu 29 kadar sayılır. Badehu 100 gelir. Ve yine bu minval üzere 189 kadar sayılır. Ve ondan sonra 100'ün 10'la ahattan biri ilave olunarak 200, 300 ve hem keza 999'a kadar sayıldıktan sonra 1000 gelir. Andan sonra dahi minval meşruh üzere sayılır. Ve hazine-i milyon eski istilahice ifçe hesabında akçe hesabında 100 bine bir yük tabir olunarak 200 300 300 bir daha baştan ve huzine-i milyon eski istila hanice ilk akçe hesabında 100 bine bir yük bir yük tabir olunarak 2 yük 3 yük deyu tadat olunurdu. Lakin eshab fen hesap
andan da bu yük tabir kolay kullanılmayıp her hesusta 900 binden ilerisi kırat itibar olunarak 10 kere 100 bin, 20 kere 100 bin diye sayılırdı. Badehu 10 kere 100 bine lisanı efrincide mahut olan milyon lafzı itlak olunarak ahad ve aşerat ve maet ilavesiyle sayılır oldu. İşte bunlar İsma-i Ahad'de olup sayılan şey ne ise ana dahi mağdud denilir. Misal 5 altın, 500 kuruş, 1600 pare denildikte altın ve kuruş para ve para mağdud olur. Adat Farsiye'nin lisan-ı Osmaniye'de nadir olarak kullanılan ihdayı bunlardır. Yek, dü, se, çar, penç, şeş, heft, heşt, ne, çiharek, hasi, ekseriya, hazif olunduk çare deniliyor ve yüz minasında olan sedu bin manasında olan hazar dahi kullanılır. Nitekim sidabar ve hezar kere denilir. Arabi'nin isim adetleri dahi lisan-ı Osmani'de kezalik nadiren kullanılıyor. Ehadi bunlardır. Ahed, esnani, salise, erbe'e, hemse, sitte, sebe'e, semaniye, tis'e. Ehed yerinde ekseriye vahid lafzı ve kullanılır. Aşerati dahi bunlardır. Aşere, aşerin, salisin, erbe'in, hamsin, sittin, sev'in, semaniyin, tis'in. Arabiye'de yüz manasında olan ma'e ve bin manasında olan elf dahi lisan-ı Osmaniye'de müstemledir. Kösverat. Atların kösleri. Ceza-i liradır ki
yarım üçte bir, dörtte bir ve hekaz olur, ilur. Doğru gider. Farisi'nin küsürlerinden Lisan-ı Osmani'de yalnız yarım manasına olan nim kullanılır. Ama Arabi'nin ona kadar küsuratı Lisan-ı Osmani'de müstemeldir. Keşunlardır. Nisfe, salis, rabi, hams, sitte, sadis, sedes, sabi, semen, tis'e, aşre. Bazen bunlara iadet, terkiye manzum olur. 1. Salis, 3. Rabi, 4. Hams gibi. Adedi tevziye. Bir cemaatten her birine mesavatı üzere bir miktarın tayini kasıt olundukta isim adetlerin ahiri meftuh gelinerek bir rasikine ilhak olunur ve miksur ise radden evvel bir de şeyin meftuha ziyade gıylanur ve dert lafızının ahirindeki ta harekelindekten de dale munkalip olur. Nette kim falan kariye ahalisi bir ya ikişer yahut derder garuş virsun denilur. Ve sam adet iki vedrut 400 tekrar edilmiş gibi olur. Kezalik bir fırkayı takim etmek mukamında dahi bu adet tevziye kullanılıyor ve evvel halde tekrar la nur neteke ikişer ikişer keliniz deniyor. Farsi'de Lisan-ı Osmani'de birer birer manasında olan yekan yekan kullanılır. Faslı Rabia. Mübhemat-ı beyanattan da dar. Mübhemat ve mübenasında ibham olan isimlerdir. Asıl mübhat Türkiye, kendi, kim, ne, kaç, kaçan, gani kelimeleridir. Kendi, kendu dahi yazılır. Başkası
karışmaksızın bir zat demektir. Ne teke kendi yaptı denilir ki başkası karışmayıp bilzat yaptı demek olur. Ve tevzi bu cepheyi kendi dekti denilir. Denildi de kafasına yaşakirdine diktirmedi manası çıkar ve ler ile cem ilenüp kendileri ve kendiler denilir. Bazen ta eki de için tekrar lanur ve kendi kendine ve kendiye denilir. Karşıda Farsi'de bu manaya hud kullanılıp mesela ray hud ile denilir ki kendi ra ile demektir. Ve hut behut denilir ki kendi kendine demektir. Arabiden dahi bu mukamda zat ve nefs kullanılır. Mesela zatına mahsus ve nefsine mahsus denilir ki kendine mahsus ve kendine mahsus demektir. Ve bizzat yaptı denilir ki kendi yaptı demek olur. Kim zevay el kul mahsus olup bir şahıs istifham içindir. Mesela kim geldi kelimeleri gelecek denilir. Ve bazen istigrak için kullanılır. Kim olur ise olsun gibi ki her kim olur ise olsun demektir. Ve bazen ebham için istimal olunur. Ne teke kim geldi bilmiyorum denilir ve tekrar olunarak bazı manasına istial olunur. Nitekim anların kimi şöyle ve kimi böyle denilir. Kimse ve kimisne lafızları dahi mübhim bir şahıs demektir.